kendi meselesi ama genel olarak siz dönüp bakıp ne dediniz? Nasıl bir eleştiri yapıldı? Bunu kamuoyuyla değerlendirelim istedik. Buyurun. Öncelikle kişisel görüşümü paylaşayım bu seçim süreciyle ilgili. Cumhuriyet tarihinin en kirli, en antidemokratik, en eşitliksiz ve biraz daha ileri bir yorum yapacağım. En ahlaksız seçim kampanyasını yaşadık biz ne yazık ki. Bir kere anayasa ve yasalar ihlal edilerek seçime gidildi. Erdoğan'ın adaylığından tutun, bakanların istifa etme sürecinden tutun, seçim yasasının eskisiyle mi yenisiyle mi gidileceğine varılıncaya kadar büyük hukuksuzluklar yaşandı. Biz bunlarla ilgili tarihe not düşmek için itirazlarımızı yaptık. Öte yandan bu seçim aslında siyasi partiler arasında geçmedi. Bu seçim AKP rejimiyle ya da AKP devletiyle, parti devletiyle demokratik siyaset kurumu arasında geçti. Bunu bilerek ve yaşamış, tecrübe etmiş biri olarak söylüyorum. Biz sahada AKP'li milletvekili adaylarıyla hiç karşılaşmadık. Bir yerde ben Gönen'de bir AKP'li milletvekili adayıyla karşılaştım. Benim aynı sahada olduğumu görünce bunlar hemen oradan uzaklaştılar. Onun dışında hiçbir temasımız olmadı. Ama sahada inanılmaz paralar harcanarak, korkunç paralar dökülerek yapılmış bir propaganda vardı. En az bunun kadar önemlisi bir devlet gücü vardı. Bürokratlar AKP ile beraber çalıştılar. Emniyet AKP ile beraber çalıştı. Valilik ve kaymakamlıklar AKP'nin birer memuru gibi, devletin değil AKP'nin birer memuru gibi çalıştılar. Şirin Hanım, seçimden iki gün önce bu ülkenin jandarması eğer köylere gidip Erdoğan'ın broşürlerini dağıtıyorsa, burada Balıkesir'de oldu bu. Tanıkları var, şahitleri var. Burada demokratik bir seçimden bahsedemezsiniz. Seçim günü saat 5'te yasaklar bittikten sonra eğer sokaklarda onlarca siyah dobloyla sahte ve kurgulanmış yalan broşürler aynen Sayın Kılıçdaroğlu'na yapıldığı gibi bizlere sahada yapılmış ve milyonlarca broşür eğer dağıtılmışsa burada bir ahlaklı seçimden bahsedemezsiniz. Feryat ettik. Dedik ki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vali, emniyet müdürü, bakın onlarca dobloyla sahte ve korkunç iftiralar ve dedikodulardan müteşekkil broşürler dağıtılıyor. Ve bunları öyle profesyonelce yaptılar ki sabahleyin insanlar sandıklara gittiklerinde görsünler diye oy verme mahallelerinin önüne attılar. Okulların önüne, kuyruklarda beklerken bunları görsünler diye. Böylesine ahlaksız, böylesine antidemokratik ve eşitliksiz bir seçim yapıldı. Sizler zaman zaman teşekkür ediyorum kanalınıza ve sizlere. Bize zaman ayırdınız, bize alan açtınız, kendi derdimizi ve meramımızı anlatmak için fırsat tanıdınız. Fakat AKP ne yaptı biliyor musunuz? Balıkesir'den yine örnek vereceğim. 2000'den fazla kahvehane var. Erdoğan'ın o yalan videolarını, o kurgularını, o iftiralarını ve dedikodularını gösteren televizyon programlarının yayınlandığı kanalları çarşaf çarşaf kahvehanelerde gösterdiler ve o kahvehanelere paralar verildi. İnanılmaz paralar verildi ve insanlar sabahtan akşama bu kirli bilgilerle enfekte edildiler. Öte yandan belediyeler harıl harıl bizim vergilerimizle bize hizmet etmesi beklenen belediyeler hazırladıkları kolilerle üzerine koydukları AKP amblemlerle gittiler, yardımlar yaptılar. Bunu parti yardımı gibi gösterdiler. Şimdi buna benzer ben çok örnek anlatabilirim. Dolayısıyla detaya girmeyeceğim. Bu tarihin en antidemokratik, en kirli, en sürreal seçimi oldu. Bunu bir mazeret olarak söylemiyorum ama bu bir realite. Bunu tarihe not düşmek için söylemek lazım. Peki biz ne yaptık? Olanca imkansızlığımız ve olanca zorluğumuza karşın sabahlara kadar kapı kapı, mahalle mahalle, köy köy dolaştık. Birebir adam adama siyaset yaptık ve meramımızı anlattık. Ben bu dönemde ekilmiş tohumların önemli olduğunu ve Türk demokrasisine ilerleyen yıllarda büyük katkı sağlayacağını biliyorum ve Anadolu insanının, Türk milletinin ferasetine samimiyetimle inanıyorum. Bu dönemde bizim söylediklerimiz önümüzdeki dönemde AKP'nin yalanlarının gün yüzüne çıkmasıyla tekrar toplumun gündemine gelecek ve biz reel siyaseti önümüzdeki aylarda ve yıllarda tekrar Türkiye'de yaşıyor olacağız. Tabii yani iktidarın cephesinden olayı değerlendirdikten sonra kendi cephemizi de biz açıkçası irdeledik, tartıştık, konuştuk. Hata var mıydı? Ne yapılabilirdi? Bunun dışında yaptığımızın dışında neler olabilirdi? Bunları konuştuk.
Şüphesiz bir ittifakla seçime girdik. Bunun handikapları vardı. Bunu biliyoruz. Yani ittifakın diğer ortakları da bunun farkında. Bir yapı içerisinde seçime girmenin getirdiği bazı zorluklar vardı. Ve biz sahada daha çok ittifakla ilgili sorulara maruz kaldık. Ve ne kendi programımızı anlatabildik, ne açıkçası rahat siyaset yapabildik. Ve Erdoğan'ın iftiraları ve yalanlarıyla mücadele etmekten reel siyaset yapamadık. Yani insanlar Erdoğan kalktı bir kurgu videoyla miting meydanlarında insanlara yanlış ve yalan bilgilerle siyaset yaptı. Biz bunları toparlamaya çalışırken insanlara Türkiye'nin gerçek sorunlarını ve çözüm önerilerimizi anlatmakta gerçekten zorlandık. Yani hayat pahalılığı, enflasyon, işte mülteci sorunu, güvenlik sorunu, çocukların geleceği. Aslında kampanyanın ilk döneminde çok ilginçtir. Her gittiğimiz yerde insanlarda böyle bir tepki görüyorduk. Yani insanlar hayat çok pahalı, enflasyon çok yüksek, çocuklarımızın geleceğinden kaygı duyuyoruz. Bu çok vahim bir hale gelmişti ilk hafta. Fakat 3. 4. haftadan sonra çok ilginçtir. Bu iktidar cephesinden gelen yalanlar sahada karşılık buldu ve insanlar daha çok terörü, güvenlik problemini ve diğer malum konuları tartışmaya başladılar. Dolayısıyla tüm bunları biz değerlendiriyoruz ve önümüzdeki dönemin çok ciddi ve güçlü hazırlığını yapıyoruz parti olarak. Biz de Turan Bey tam da bunu biraz daha ayrıntılı sizinle konuşmak istiyoruz. Emin başlasın bu sefer ilk önce istersen ve biraz hani bundan sonrası için stratejilerinizi, ders çıkarttığımız noktalar ya da ders çıkartılan noktalarda neler yapılacak bunları konuşalım Emin. En çok seçmenin sorduğu soru bize gelen en çok sorulardan biri. Merak edilen konu sandık güvenliği meselesi. Sandıklara sizce ittifak, Millet İttifakı yeterince sahip çıkabildi mi? Yoksa çıkamadı mı? Bunun nedenleri nedir? Yoksa bu seçim kaybedildikten sonra bir bahane mi sizce? Şimdi sandık güvenliği konusu çok önemli. Fakat Emin Bey, dilerseniz ben size bir soru sorayım. Ondan sonra bununla ilgili bir değerlendirme yapayım. Sandık güvenliği gelişmiş demokrasilerde kimin sorumluluğundadır? Tabii muhalefetin. Bakın ben 15 İngiltere'de yaşadım ve orada seçimleri izledim. Hiçbir seçimde bir sandık güvenliği tartışması olmadı. Oradaki partiler gerek duyarlarsa müşahitlerini gönderirler. O müşahitler de ne ıslak imzalı tutana kalırlar ne başka bir şey yaparlar. Sadece bir gözlem olarak bulunurlar ve çoğu sandıkta dolaştım orada sandıkları boştur. Kimse gidip denetleme yapmaz ve sandık güvenliği devletin memurları tarafından yapılır. Bakın biz Türkiye'de bu tek adam rejiminin sandıklarda yapacağı yolsuzluklara ve hırsızlıklara karşı nasıl savaş verdiğimizi ve bununla ilgili sorgulamaları konuşuyoruz. İnsanlarımız haklı ama burada temel sorun, demokraside temel sorun, biz sandığı kime karşı koruyoruz? Yani AKP rejiminin sandıkta hile yapacağını öngörerek ya da bundan endişe ederek, bu çok vahim bir şey. Bakın yine Balıkesir'den örnek vereceğim. Kendi partim adına %80'in üzerinde bir ıslak imzalı tutanak temini gerçekleşti bizde ki gerçekten Balıkesir için bir başarıdır. Balıkesir batıda bir il ama 1000'den fazla köyü var. Sadece bir ilçenin, Dursun Bey ilçesinin 100'den fazla köyü var. O kadar ücra yerler, o kadar uzak yerler var ki bunları organize etmek, o finansmanı sağlamak, o insanları teker teker göndermek hakikaten çok zor. Ben bu seçimi deneyimlemeden bu soruyu bana sorsaydınız 6 ay önce başka şeyler söylerdim ama bu sandık güvenliği konusundaki zorlukları yaşamış biri olarak söylüyorum. Hakikaten kolay bir iş değil. Ve biz burada yine söylüyorum yani sahada nasıl bu tek adam rejimine, bu AKP devletine karşı bir demokrasi mücadelesi verdiysek sandıklarda da aynı şeyi yaşadık. Yani sandıklara inanılmaz bir para gücüyle ve devlet gücüyle AKP bütün insanları yerleştirdi. Ve biz sandıklardan temin ettiğimiz verilerle, yine Balıkesir'den örnek vereceğim, seçimin sayımın başladığı andan itibaren sonuna kadar yaptığımız sıkı takiplerle Balıkesir'de oyumuzu %1 arttırdık. Demek ki ciddi bir yolsuzluk vardı her yerde. Ben de araya girip o zaman hemen şunu söyleyeyim. Biraz önceki konuklarımıza da bunu sorduk. Şimdi siz de muhatap oluyorsunuzdur, biz gazeteciler de muhatap oluyoruz. Şunu anlamakta zorlanıyor seçmen.
Ya Birol Aydemir yine Barış bizim yayınımızda okumuştu. Birol Aydemir'in ilk turda yani 14 Mayıs'tan sonra yaptığı bir inceleme vardı ve orada bayağı kaymalar olduğu görünüyordu. Mesela neden Millet İttifakı'nın partileri gidip YSK'yı olmadığı mahkemelere en azından kamuoyuna ya şu kadar sandıkta şu kadar farklılık ya da yolsuzluk kaydettik. Ey kamuoyu. Bunun konuda şunu yapacağız ya da bir şey yapamıyoruz, yaptırmıyorlar ama sizin bilginiz olsun. Niye bu denmiyor? Çünkü böyle olmuş ya da olmamış ama kamuoyunda bir kere bir ön kabul var. Neden Millet İttifakı bunu açıklamıyor diye. Bunun cevabını merak ediyoruz. Siz ne dersiniz? Ama bu konuya bir açıklık getireyim. Bakın bu yapıldı. Elimizdeki verilerle sağlıklı bir şekilde yapıldı. Şimdi sandık tutanaklarına itirazda süre yok. Biliyorsunuz oylar geçerli mi değil mi bunlarla ilgili itiraz için bir süre var. Pazar günü oylama bitti ve salı günü saat 5'te buna dair itirazlar bitti. Ama sayımla ilgili elimizdeki ıslak imzalı tutanaklarla YSK YSK'nın datalarında veya sisteminde olan rakamların mukayesesiyle ilgili itiraz süreci bitmedi. O düne kadar, evveli güne kadar yani kesinleşinceye kadar geçerliydi. Ve bizim elimizdeki verileri biz teker teker mukayese ettik, karşılaştırdık. Her şeye elimize gelen yanlış verilere itirazımızı yaptık ve Balıkesir örneğinden yine hareketle oylarımızda bir artış söz konusu oldu. Birol Bey'in ortaya koyduğu rakamsal çelişkiler, reel çelişkiler ama yine söylüyorum. Yani CHP cephesinden de buna dair açıklamalar geldi. Sanıyorum 20 bin civarında, 17 ila 20 bin civarında sandıkta ıslak imzalı tutanak yoktu. Sandığın namusudur ıslak imzalı tutanak ve elinizde bu varsa yaklaşık bir hafta 10 günlük bir zaman dilimi de vardır. Bu ıslak imzalı tutanakla YSK'nın resmi sitesinde yayınlanan verileri mukayese eder, itiraz edersiniz. Biz bunu yaptık, büyük ölçüde yaptık ama yine söylüyorum. Biz sandık güvenliğini niye yapmak zorundayız ve kime karşı yapmak zorundayız? Çünkü güvenmiyoruz, çünkü yapılan yolsuzlukları gördük, tanık olduk ve maalesef bu tek adam rejiminin sandıkları koruma konusunda yaşadığımız bu süreçte ortaya koyduğu tavır gerçekten etik dışı bir tavırdı. Gereken her şeyi elimizden geldiği kadar yapmaya çalıştık. CHP de yaptı, biz de yaptık ve Türkiye genelinde %80'e yakın bizim partimiz adına söylüyorum. Elimizde veriler vardı ve bunlarla ilgili itirazlar yapıldı. Kayma olmuş mudur? Şüphesiz olmuştur. Olmaması mümkün değil. Öyle şeylerle karşılaştık ki sahada, öyle düzeltmeler oldu ki yani bir hafta içerisinde bizim oy oranımızda %1'lik bir artış oldu. Dolayısıyla Türkiye'de hakim olunamayan bazı yerler var. Doğu, Güneydoğu maalesef daha riskli bölgeler. Burada tam sandıklara hakim olduğumuzu söylemek mümkün değil.